deniz kampı yapmak üzere yola çıktım. Bakalım nasıl olacak. Deniz kampına doğru yola çıktık. Adana Karataş ilçesinde bir günlük kamp programında seyir halindeyim. Karataş'a 30 km kaldı. Şu an Doğankent kasabasına girmek üzereyiz. Ondan sonra Doğankent'ten sonra Solaklı'dan sonra Yüzbaşı, Yemişli, sonra Karataş merkezdeyiz. Oradan da Karataş merkezden sonra bir 2 km, 3 km daha yolumuz var. Kamp yerine varacağız ondan sonra. Buraya kamp kurmak için geldik ama şu an bizim kamp kurmayı düşündüğümüz kumsal tamamen su altında. Kamp kurma imkanımız yok şu an. Diğer taraflara bakacağız. Bakalım kullanırsak. Şöyle göstereyim. Denizde bayağı dalgalı, belki kamp da kullanmayabiliriz. Nasıl bakalım. Evet, şimdi kamp kuracak bir yer buldum. Bu Karataş'ın sol tarafına düşüyor. Burada biraz müsaitlik geldi. Bakalım burada biraz faaliyet.
kampımızı kurduk ama hava soğuk, ateş yaktık. Isınmaya çalışıyorum biraz. Küçük bir ateşimiz var. Evet, çadırımız da arkada. Akşam saat 6.30 hava karardı. Şimdi yemek faaliyeti yapacağız. Yemekten sonra çay, kahve derken ondan sonra yatma saati gelecek. Bu arada olta attık, balık tutarmış diye ama çok dalgalı. Yemimiz uygun ama balık da tutamadık. Sabah erken saatte bakacağız tekrar. Bakalım ne olacak. Kahvemiz de hazır. Çay demleme kadar kahvemiz içelim. Çay kahve derken uyku saatimiz de gelir. Ondan sonra çadırımıza gireriz. Evet, gece bayağı zorlu geçti. Havanın soğuk olması bile gece 3-4 derece vardı hava. Evet, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi ben bir cep telefonuyla çekim yapıyorum. Yani olumsuz bir şeyler yaşamazsak işte bu kanalıma zaman zaman yaptığım kamplarla ilgili videolar atacağım. Kamp veya işte boğanın içinde olmak benim için güzel bir şey. Sevdiğim bir şey. Sevdiğim bir şeyi yapmak, yani böyle çekim yapmak, insanlara tanıtmak ve bu güzellikleri başkalarının da görmesini sağlamak benim için önemli. İşte önümüzdeki süreçte daha güzel yerleri, Adana'mızın güzel yerlerini tanıtacağız. Gezeceğiz beraber. İşte Adana olur, çevresi olur. Bildiğimiz, gördüğümüz yerlerde, daha önce kamp yaptığım yerlere gideceğiz. Yapmadığım yerlere gideceğiz. Güzel şeyler çıkarmayı, güzel şeyler ortaya çıkarmayı düşünüyorum. Yani buranın güzelliklerini, doğa güzelliklerini. İşte burası Karataş sahili. Şimdi buradan kameradan gözüküyor mu bilmiyorum ama karşı tarafta yani bu denizin karşı tarafında dağlar var. O dağların olduğu yerde İskenderun, Hatay İskenderun tarafı. Gece olduğu zaman havanın nemin düşük olduğu dönemlerde olan ışıkları da buradan gözükür. Ama şu an, ya dün gece gözükmüyordu havadan dolayı. Ama şu an böyle belli belirsiz karşı İskenderun Hatay tarafı gözüküyor.
Evet. Şimdi karşı tarafta ki dağların olduğu yer Hatay İskenderun. Dört yol şu tarafta. O şekilde karşımızda bulunuyor. Burası da çadırımızı toplayacağız. Çalışacağım bakalım. Tutabilirsem. İyi olur. Tamam, yapıyorum. Şunu. Evet, benim bu arada bu kanala video atacaksam bir selfie çubuğu almam lazım. Böyle zor oluyor. Gördüğünüz gibi burası yazlıkçıların artık denize atlamak için yapılmış bulunuyor. Bir iskele, beton. Beton yığını daha doğrusu. Beton yığını buraya yapılmış. Şöyle göstereyim. Evet. Yazık, denizin ortasına hiçbir ticari faydası olmayan bir beton yığını. Bitti. Yavaş yavaş
dönüyorum. Toparlandım, çadırı topladık. Masayı sandalyeyi derken. Evet, dönüş yoluna geçtik. Kanalıma abone olmayı unutmayın, tekrardan söylüyorum. Haftaya veya daha sonraki haftaya planım şu: Ceyhan Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü yere de kamp yapmayı düşünüyorum. Oraya ulaşım biraz sıkıntılı ama bakalım, onun için uğraşacağım.